tanışın. Soğuk algınlığı ve griple savaşmaya yardımcı antiviral bir bitki olan ekinezya, ağrı azaltma özelliğiyle de bilinir. Ayrıca kansere karşı savaşta destekleyici bir bitkidir. Halk arasında kirpi otu olarak da bilinen papatyagiller familyasına ait ekinezyanın köklerinde bulunan uçucu yağ özleri onu değerli kılar. Çiçek kısmını da çay olarak demleyip içtiğinizde etkilerine inanamayacaksınız. Ekinezyanın faydaları nelerdir? Kanserle mücadeleye yardımcıdır. Araştırmalara göre ekinezya tümörlerin iyileşmesine yardımcı olabilmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yapılan araştırma sonucu soğuk algınlığına yakalanma riskini %58 azalttığı, hastalık sürecini de 1,5 gün azalttığı kanıtlanmıştır. Ağrıyı hafifletir. Kızılderililerden beri ağrı kesici olarak kullanılan ekinezya, birçok ağrı için tedavi edici özelliktedir. Bağırsakları yumuşatır. Sindirim problemleri yaşıyorsanız her gün bir fincan ekinezya çayı içebilir ve kabızlık şikayetlerinizi en aza indirebilirsiniz. Ekinezyada önerilen dozdan fazlasının kullanımı önerilmemektedir. Ödemi azaltır. Stres, yiyeceklerdeki toksinler, kötü ve düzensiz uyku iltihaplanma potansiyelini arttırır. Ekinezyanın düzenli tüketilmesi ödemi ciddi şekilde azaltır. Ayrıca göz, eklem iltihabı gibi zor iyileşen ve ağrıya sebep olan rahatsızlıklar için önerilmektedir. Cilt sorunlarıyla savaşır. Yaşlılık belirtilerini en aza indirir ve cildi nemlendirme için oldukça faydalı bir bitkidir. Ruh sağlığını iyileştirir. Depresyon ve sosyal fobilere sahip kişiler dozaja dikkat etmek suretiyle kaygıyı hafifletmek adına ekinezya çayı tüketebilirler. Üst solunum yolları sorunlarını giderir. Bağışıklık güçlendirici etkisi ve ödem attırıcı yapısıyla solunum rahatsızlıklarının semptomlarını en aza indirir. Enfeksiyonla savaşır. Genital enfeksiyonlar, kan dolaşımı enfeksiyonları, genital uçuklar, diş eti hastalıkları, sıtma, frengi, tifo, idrar yolu enfeksiyonları gibi durumlarda ekinezya kullanılabilir. Soğuk algınlığı semptomlarını azaltarak grip süresini azaltır. Maksimum fayda sağlamak için grip semptomları belirdiği anda ekinezya çayını içmek önemlidir. Ağrıları azaltır, üst solunum yolu için oldukça faydalıdır. Ekinezyanın zararları nelerdir? Yüksek dozda ekinezya almamak gerekir. Yüksek doz bünyede mide bulantısı, baş dönmesine neden olabilir. Mevsimsel alerjilerin tedavisinde kullanılması önerilmemektedir. Ayrıca ekinezya vücuda enjekte edilmemelidir. Bu durumda ishal, vertigo, baş ağrısı, kas, dil veya boğaz ağrısı, kusma, uyuşma, enjeksiyon sonrası görülebilecek olası yan etkilerdir. Ekinezya kullanımında önerilen dozu geçmemek, sürekli kullanımlarda ise arada birkaç haftalık ara vermek oldukça önemlidir. Ayrıca alkolle birlikte kullanımı önerilmemektedir. Nasıl tüketilir? Ekinezyayı kurutulmuş, sıvı öz hale getirilmiş kapsül ya da hap halinde bulabileceğiniz gibi poşet çay biçiminde de kullanabilirsiniz. Kurutulmuş halini kendiniz demleyebilirsiniz. Kas ağrılarını gidermede ise bitkiyi macun haline getirip ağrı olan bölgeye sürebilirsiniz. Özel sağlık bilgileri ve en iyi beslenme programları için www.ilacsizyasıyoruz.com sitemizi ziyaret edebilir, bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.